Konya Büyükşehir Belediyesi'nin proje tanıtımları devam ediyor. Süleyman Karaca şu an Çevre Yönetimi Bilgi Sistem Merkezi'nde bizleri bekliyor. Hemen sözü Süleyman Karaca'ya bırakıyoruz. Evet sevgili seyirciler, bugün size ilginç rekorlardan bahsetmek istiyorum. Lütfen dikkatli takip edin, bu bilgileri de her yerde bulamazsınız. Bir kadının sahip olduğu en fazla çocuk sayısı 69'dur. 69 çocuk. Efendim Rusya'da yaşayan 1707 ve 1782 yılları arasında yaşamış olan bir Rus kadın 16 ikiz, 7 üçüz ve 4 dördüzü 1725 ve 1765 yılları arasında dünyaya getirmiş. Yani 50 yılda 69 çocuk dünyaya getirmiş. Bizim başbakanımız daha söylemiş ya, Halil İbrahim. Evet 69 çocuk. Bu ilginç bir istatistik ama biz gelelim yeni hava durumu stüdyomuzda hava durumunu. Sevgili Konyalılar, sevgili seyirciler, beklediğiniz kar yağışı geliyor. Sağdan rüzgarları görüyorsunuz değil mi? Ne kadar yoğun bir rüzgar geliyor. Sibirya soğukları ve 10 metre kar geliyor. Sağdan bu monitörleri sırayla sayabilir miyiz? Neler yapıyor sağdan başlayarak? Tabii yani burada gördüğünüz gibi halkımızın da bildiği gibi Konya'da 4 adet hava kalitesi izleme ve değerlendirme istasyonumuz bulunmakta. Bunların 2 tanesi Çevre Bakanlığı'na ait. 2 tanesi de Büyükşehir Belediye'mize ait. Üst monitörümüzde Çevre Bakanlığı'nın izleme istasyonlarının verilerini anlık olarak takip etmekteyiz. Alt monitörümüzde ise Konya Büyükşehir Belediye'mize ait istasyonlarımızın verilerini an be an anlık olarak takip etmekte ve bunları değerlendirmekteyiz. Evet. Bir yan monitörümüzde ise burada toz taşınımlarını görmekteyiz. Meteorolojiden aldığımız veriler bunlar. Konya ve Türkiye'ye olan toz taşınımlarını görerek ona göre yorumlamalarda bulunmaktayız. Alt monitörümüzde ise sıcaklık ve rüzgar hızını görebilmekteyiz. Bunu an be an takip edebilmekteyiz. Şu an hava durumunu aldım. Ben size hemen şöyle geçeyim. Sevgili seyircilerimiz, hakikaten bu akşam kar yağışı gelebilir. Sol tarafa şöyle alacağım Hasan Basri Bey. Bu yeşil ekran nedir? Evet, bu yeşil ekran çok ilginç Süleyman Bey. 2 yıl süren bir projenin neticelerinden bir tanesi. Hollanda Hükümeti, Çevre Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılan hava kalitesi yönetiminin geliştirilmesi projesi çerçevesinde elde ettiğimiz partikül madde 10 kirlilik haritasının bir simülasyonunu görüyoruz. Zaman zaman gördüğünüz gibi kırmızı bir, evet şu an görüldüğü gibi kırmızı bir zemin ortaya çıkıyor. O mevcut durum, kirlilik durumumuzu göstermekte. Evet. Ve peyderpey bu kırmızı kirlilik durumunun azaldığını ve yeşili döndüğünü görmekteyiz. Bu gerçek bir haritadır ve zaman içerisinde Konya'nın hava kalitesinin bu şekilde düzeleceğini göstermektedir. Evet, yapılan çalışmalarla. Evet, bir diğer çalışmamız ise biraz önce bahsetmiş olduğumuz istasyonlarda partikül madde ve kükürt dioksit verilerini izleyebilmekteydik. An ve an, şu an canlı ne oluyor, ölçümler evet. Nedir, çok güzel. Evet, burada ise onun haricindeki diğer kirletici parametreler, ozon, azot oksit gibi kirletici parametreleri şehrin 70 noktasındaki zaman zaman yaptığımız ölçümleri burada gözlemlemekteyiz ve ona göre tedbirlerimizi almaktayız. Evet, devam edelim Süleyman Bey. Evet, üstteki monitörümüzde ise araç takip sistemimiz bulunmakta. Bu araç takip sistemimizde bünyemizde faaliyet gösteren tüm denetim araçlarını an be an buradan takip etmekteyiz. Nerede görev yaptıklarını görebilmekteyiz. Herhangi bir ihbar durumu hasıl olduğunda ekiplerimizi anında o bölgeye yönlendirmekte ve ekiplerimiz oraya gidip gitmediğini kontrol edebilmekteyiz. Hemen diğer ekranlara gidelim sevgili seyircilerimiz. Gerçekten çok güzel bilgiler var. Evet. Alt taraftaki monitörümüzde ise bizim yapmış olduğumuz çalışmalar anlık izleme. Bu istasyonumuzun evet. Ana gayesi anlık izleme. Burada da Konya'daki şu an iki tane büyük işletmenin, daha doğrusu endüstri tesisinin bacasından çıkan kirletici parametreleri an be an izleyebilmekteyiz. Ve ona göre tedbirlerimizi almaktayız. En son monitörümüz, üstteki monitörümüz ise Konya'da kullanılan siyah noktalar, kömür kullanan, turuncu noktalar ise doğalgaz kullanan bölgeleri göstermekte. Bu haritadaki noktalarımıza bakarak ekiplerimiz bu bölgeleri yönlendirmekteyiz. Numune alma çalışmalarını ise bu harita doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz. Efendim Mehmet Bey, isterseniz nasıl numune alınır özel haberimizle izleyelim. Sonrasında bütün bu güzel işleri yapan ekibi huzurlarınıza getireceğiz. Şimdi özel haberi izliyoruz. We'll be right back.
Sevgili seyircilerimiz, şimdi ne yapıyoruz, ne diyoruz? Kömürcülerin içindeyiz. Numune alacağız. İlerle abi, ilerle abi, şu numuneleri alalım. Konya'mızda kullanılan, yakılan vatandaşlarımızın... Dur abi şimdi. Dur. Arkadaşlar buyurun. Selamun aleyküm. Numune almaya geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım efendim. Polat Madencilik Üretim Tesisi Müdürü Hüseyin Altunay. Hüseyin Bey, numune almaya geldik. Hemen bir alabilir miyiz arkadaşlar? Şu an nasıl sezon, durum, vaziyet? Sezon çok güzel. Hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor. Evet, ekibimiz böyle geldiği zaman ne yapıyor efendim? Numune alıyor. Denetim numunesi. Evet, at al buraya. At. Deneyeceğiz. Numune yapacağız. Evet, şu an ne yapılıyor efendim? Kömürden numune aldık. Dolum yapılan kömürden. Kömürcülerden numuneler alınıyor. Evet. Laboratuvara getiriyor. Sizin ismi alalım efendim. Hakan Tuncer. Hadi bakalım efendim, gördüğünüz gibi her kömürcü geziyor. Devam edelim bakalım. Peki aldığımız numuneler hangi aşamalardan geçiyor? Konya'mız için hemen geldik efendim laboratuvarımıza. Bak omuza da nasıl yakıştı ama. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Süleyman Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz, hoş bulduk efendim. Konya'mız için her şey diyelim. Sizi bir tanıştıralım seyircilerimize. Efendim benim ismim Hasan Basri Güneş. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Kontrol Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım. Şu anda müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Çevre Analiz Laboratuvarı'nda bulunmaktayız. Peki biz ekibinizle geçtik, numuneler aldık kömürcülerden. Bundan sonraki aşamalar ne oluyor onu öğrenelim hızlıca. Efendim bundan sonraki aşamalarda siz şu an sağ olun gönüllü çevreci olarak numunemizi sırtlanmışsınız. Numunemiz numune hazırlama odamıza intikal ettirilecek. Kırımhaneye. Hemen harekette bereket vardır. Hadi müdürüm Hasan Bey, Hasan Basri Bey ile kırımhaneye girdik efendim. Ne oluyor burada? Evet, kömürlerimizi böldük. Servet abi gösterelim şefim. Bak kömürler bölündü. Efendim merhabalar. Merhabalar. Bu bölümde sizin bölüm herhalde. Evet. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Rahime Yavuz. Siz ne yapıyorsunuz efendim burada? Bize getirilen, ekibimizin getirdiği kömürlerimiz arkadaşımız tarafından kırılıyor ve biz bunu ilk işlem olarak neme hazırlıyoruz. Neme vermek. Hemen görelim efendim, buyurun. Efendim şu an hazırlanan numunenin kalori ölçümü yapmak üzere tartım yapılıyor. 1 gram yani 25 kilogram kömürün 1 gramından kalori değeri ölçülecek. Kalori değeri en önemli aşamalardan bir tanesi. Evet. Bu olsa gerek. En önemli aşamalarından bir tanesi kalori ölçümü. Daha sonra kükürt ölçümünü göreceğiz. Laboratuvarımızda kalori, kükürt, uçucu madde, kül ve nem tayinleri yapılıyor. Şu an kalori ve kükürt ölçümlerini görebileceğiz. Konya'da halkın evine giden kömürleri bu şekilde kömürcülerden... Evet efendim, yani 3 ayaklı bir denetim yapıyoruz. Konya'da üretim tesisleri var biliyorsunuz. Orada üretim aşamasında numuneler alıyoruz. Ayrıca satış bayilerinden de numuneler alıyoruz. Ve en son olarak tüketicilerden de modelleme usulüyle numuneler alıp kömürlerin analizi yapılıyor. Uygun olmayanlar zaten kullanımı engellenmiş oluyor. Evet. Konya'da için önemli. Bir de nem bölümleri falan var burada. Nem arka tarafta da, onları da hemen görelim arkadaşlar. Ekibimizle birlikte Mevlana Kültür Merkezi'ne geldik. Peki konuyu nasıl bağdaştıracağız? Hemen burada Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu var. Ben de bu istasyonlar ne işe yarıyor diye düşünüyordum. Hasan Bey, toparlarsak artık bu cihazlar ne yapıyor ve son sözlerimiz. Evet Süleyman Bey, şu ana kadar bildiğiniz gibi hava kirliliğini önleme çalışmaları çerçevesinde yapmış olduğumuz denetimlerle laboratuvar ve çevre zabıtası ile ilgili bilgiler aktardık. Peki sadece denetim yapmak yetiyor mu? Konya'nın hava kirliliği durumunu tespit etmek ve ona göre önlemler almak üzere belediyemize ait çeşitli yerlerde konuşlandırdığımız hava kalitesi izleme istasyonlarımız mevcut. Bu istasyonlarımızda Konya'mıza ait partikül madde ve kükürt dioksit ölçümleri yapılarak hava kalitesi izleme merkezimize intikal ettirilmekte veriler. Orada da uzmanlarımızca değerlendirilerek Konya'mızın hava kalitesi durumu ortaya çıkarılmakta ve elde edilen sonuçlar da belediyemizin internet sayfasından halkımıza günlük olarak duyurulmakta. Geldi. Evet, ses geldi görüntüyü. 10 saniye biraz bekle. Sevgili seyircilerimiz, VTR'mizde izledik özel haberimizi. Şimdi bu güzel ekibi tanıyalım. Efendim sizin tanıyalım, görev nedir onu alalım.
İbrahim Tekin, çevre mühendisiyim. Isınma ve sanayi kaynaklı emisyonlar ayrıca model programlar üzerine çalışıyorum. Handan Kaynakoğlu, çevre mühendisiyim. Hava kalitesi veri değerlendirmesi ve kirlilik... Teşekkür ederiz efendim. Sizleri de tanımaya devam edelim. Evet, tebrik ben biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hemen sizi tanıyalım. Adım Mevlüt Türkmenoğlu. Biyoloğum, yakıt denetimi ve coğrafya bilgisayar üzerinde çalışıyorum. Evet. İsmim Fuat Arıkanol. Numune ekipleri tarafından çevre zabıta karakol amiri. Evet, Hasan Basri Bey, gerçekten ekibiniz çok başarılı bir şekilde çalışmaları var. Her şey Konya'mız için daha güzel olması için tebrik ediyoruz sizleri. Çok teşekkür ederiz. Son olarak şunu söyleyebiliriz belki halkımıza. Mümkün olduğunca kaliteli yakıt kullanmaya dikkat edelim. Temiz ve güvenilir yakıtlar olan doğalgaz ve benzer alternatif yakıtları kullanarak Konya'mızın hava kalitesini daha ileri seviyelere götürmeyi ümit ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sözü merkeze bırakıyoruz.